Ümidi kaybedenin yarını olamaz. Bir yıl geçti, tecrübeler edildi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet yetkililerinin, hepimizin, ilim adamlarının, devlet adamlarının, devletimizin sağlıklı işlemesi, etkin işlemesi için neler yapılabileceğini konuşmamız lazım. Açık yüreklikle konuşmak lazım. Mesela yasama ile yürütme arasındaki ilişkinin yeniden kurulması lazım. Etkisizleştirilmiş bir meclis olgusu bir yürütmeye güç vermez. Yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkilerin başkanlık sisteminin doğası içinde de bir bütüncülüğe kavuşturulması mümkün. Ama en azından bir yıllık tecrübe şunu gösterdi ki yasamada milletvekillerinin gücünün zayıflaması devletle siyaset arasındaki bağlara da zarar verdi. Hepimizin soğukkanlı bir şekilde konuşmamız lazım. Konuşmaktan korkmamak lazım. Korkmamız gereken şey düşüncelerimizi zihnimize hapsedip sonra sokakta düşüncelerini zihnini hapseden taraflar arasında çatışma çıkmasıdır. Bronson davası dolayısıyla yaşadığımız uluslararası alanda yaşadığımız adalet kaybı, itibar kaybı beni görevde olmamama rağmen o kadar üzdü ki. Niye Bronson davası beni üzdü? Oturduğum yerde, yani üzerinde bir mesuliyet olmamakla birlikte uykumu kaçırdı. Eğer ortada zikredildiği gibi büyük bir suç varsa ne olursa olsun bırakılmamalı. Yok öyle bir suç yok idikse kim olursa olsun tutuklanmamalı.